Şu ana kadar bir yazılım mühendisinin Pixar'da neler yaptığını konuştuk. Film yapım sürecinde kullanılan saç simülatörü gibi araçları ve sanatçıların kontrol ettikleri diğer parametreleri tasarladıklarından bahsettik. Film yapımında bu araçları kullanan kişilere Pixar'da teknik yönetmen adı veriliyor. Teknik yönetmenlerin neler yaptıklarını daha iyi anlayabilmek için saç simülasyonunu kullanan teknik yönetmenlerden biri olan Jacob Brooks'a görüşeceğiz. Merhaba Jacob. Merhaba, nasılsın? İyiyim. İyi bir dinozordaki Spat karakteriyle seni ilgilenmişti değil mi? Evet aynen öyle. Spat'ın saçları için hangi sanatsal yöntemleri kullanmıştın? Spat insanların daha ilk görüşte sevmelerini istediğimiz karakterlerden biriydi. Son derece ilgi çekici bir karakter olmasına rağmen vahşi doğada yaşadığı için aynı zamanda yabani ve bakımsız da görünmesi gerekiyordu. Saçlarındaki o karma karışık görüntüyle bu iki durumu bir arada anlatabildiğimizi düşünüyorum dolaşmış birbirine girmiş saçları hem vahşi doğayla uyumluydu hem de uykudan yeni uyanmış sevimli bir çocuğun saçlarına benziyordu. Hepimize oldukça tanıdık gelen görüntüler bunlar. Saçları, özellikle de dokusunu ve görünüşünü tasarlarken dolanmış, uzun zamandır yıkanmayan bir görüntü istedik. Yani iğrenç değil ama bakımsız ve karma karışık duran bir görüntü elde etmemiz gerektiğini biliyordu. Tabii bunun yanında saçlarının karakterini, suratını sevimli ve ilgi çekici gösterecek o çerçeveyi de sağlaması gerekiyordu. Peki bu artistik özelliklere sahip bir saçı nasıl tasarladınız? Spot gibi filmde oradan oraya koşturan ve hareket eden bir karakterin saçını simüle etmeden önce saça bakmamız ve şeklini tasarlamamız gerekti. Spot için oldukça ilginç bir süreçti çünkü saçları karma karışık olduğundan saç tellerini birbiriyle kesiştirmek yerine tellere birbiri etrafına dolanmış havası veren bir teknik kullandık. Bu Disney animasyonun saçları şekillendirmek için geliştirdiği bir yöntem. Saç telleri olarak geometrik tüplerin kullanıldığı bu yöntemde saç yığınları uçlara doğru giderek inceltiliyor. Belirli bir şekil verilen bu tüplerin içini eğrilerle dolduruyoruz. Ve en sonunda animasyon için bu eğrileri simüle ediyoruz. İstediğiniz şekli belirlediğinize göre, görüntüyü elde etmek için nasıl bir saç simülasyonu kullanıyorsunuz? Spot için kullanılan saç simülasyonu da biraz farklıydı. Çünkü karma karışık haldeki saçları şeklini korumalıydı. Yani seni ya da herhangi düz saçlı birinin saçı gibi yer çekimi kuvvetine bağlı olarak şekil kaybetmemeliydi. Spatın saçlarını daha sık tasarlayarak, yani yayların daha sıkı ve sert olmasını sağlayarak, saçın bir anlamda sarkmamasını, aynı zamanda da sanki korktuğu için saçları kalkmış gibi görünen, doğal olmayan ve yer çekimine karşı çıkan o görüntüyü elde etmeyi başardık. Filmde Spat'ın saçlarının farklı olduğu sahneler de vardı. Mesela ıslandığında. Bunları nasıl yaptınız? Spat vahşi doğada yaşıyor ve vahşi doğada farklı hava koşulları olabilir. Spatın da bazen yağmura yakalanacağını biliyorduk. Bazen şiddetli bir yağışın ortasında kalabilir ya da belki de nehirde yüzdüğü için saçları ıslanmış olabilir. Bu konuda beraber çalıştığım arkadaşım David Lyle ile saçtaki değişimleri süreç olarak gösterebilecek şekilde simülasyon parametreleriyle oynasak hoş olmaz mı diye düşündük ve saçın ıslak haliyle başladık. Yayların sertliğiyle oynayıp yer çekimini azaltarak da o ıslak ve nispeten daha bakımlı görünen kafasına yapışık karma karışık saç görüntüsünü elde etmeyi başardık. Böylece yer çekimini biraz daha güçlendirmek ya da yayları biraz yumuşatmak gibi ufak parametre değişimlerini yaparak ıslaktan kuruya aradaki geçişlerle birlikte birçok farklı görüntü elde edebildik. Normalde tek bir modelle çalıştığımızda bu model için ya ıslak ya da kuru seçeneğini kullanacakken biz böylece ıslak saçın kururken geçirdiği süreçleri de gösterebilmiş olduk. Bu çok enteresanmış. Çok teşekkürler Jacob. Ve şimdi sıradaki videoya geçelim.